Adım Oğuzhan Demirel, İstanbul'dan katılıyorum. Bu yarışmaya kendime güvendiğim için geldim rap alanında. Kendine böyle mamma ona bombe konuşurum bak rap adıdan. Anlatırım ben derdimi yalnız ey bebeğim mantıfan. Benim bir arkadaşımın bana sınıfta ceza dinletmesiyle rap sevdasına ben de kapılmaya başladım. Bana bak, yukarıdan aslanı tak, yoluma bile bak atarak, yol görünen köy bu dayak. Sözlerle gelen benlere dostuma namuslarına ver, namus gerekir, ceza gibi bir kabus gerekir, fanus gibi elim zemce oluşudur. Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Haber spikeri. Yeteneğimi fazla kişi bilmiyordu, hatta annemden bile izinsiz katıldım bu programa. Ben evde aslında kendi kendime içimde bir yetenek gizliyordum. Sonra kendimi geliştire geliştire yeteneğimin olduğunu fark ettim. Yarışmaya da hazır olduğumu düşündüm. Bu yarışmaya katıldım. Eğer kazanırsam aileme bir ev ve babama iş imkanı sunacağım. Yakınımdaki yardıma muhtaç olan insanlara da yardım etmeyi düşünüyorum. Bu yarışmayı kazanacağıma da inanıyorum. Kumara geldiniz millet. Kaldır elleri sağdan sola haydi. Thank you.
öptü yitirdik herkese bak merkeze dolduran herkese ay ya da geç verecektir evleri. Sen amcakta yalı yalı benleri palları beşi durduk ortasında bu palların ölüm önce rakini kopterin. Ters tekliften göre lan dostlar bir tam tüderiz. Masum gezen insan gibi hayat hep bizimiz. Dünyada sen boşuneriz. Taramadan ip basarak amsanı ve halde kaldı ve ipabış. Sen gaz oldun masum biz teke. Amerika'da dolu bu sayfa arkamdaki tayfa. Teyyara ve söyle havuzlar saymayın fili gerçek. Senin evsini asıklı bedeli bulmak mümkün. Sana ne tarih yazanı sonu sormalı bunları kanmamalı gidiler de. Güvenlerdeki bekleyişin nedeni. Neresinin yok olması. Kanlı etti yat dünyada olması gereken yegane kaktüs. Faptiz edememiş insan için lanet yadırın insan için lanet yazılmayın insanlar lanet. Yoruldun mu? Yeme tırnağını. Çok mu yoruldun? Çok heyecanlıyım vallahi. Heyecanlıyım ya. Ha? Çok heyecanlıyım ben ondan. Şimdi seni rap ustadı Acun'a teslim ediyorum. Gerçekten. Oğuzhan. Efendim. Bir kere çok güzel söylüyorsun. Sağ olun. Bu kadar sözleri ezberlemek çok kolay bir şey değil. Kolay aslında. Yani... Bizim için kolay değil. Yoksa sen her dönem teşekkür alan çok başarılı bir öğrencisin. Sağ olun. Bunu başarman gayet normal. Biz ezberleyemiyoruz ama biliyor musun bunları? Siz söylemiştiniz rap şeyde. Ben ama zamanında ezberlemiştim. Ah söyletene kadar neler çektik mi biz sen. Ben de küçükken ezberlemiştim ama sonra bir daha ezberleyemedim bak. Bu yaşta maşallah her şeyi ezberliyorsun. Sağ olun. Peki bana şunu söyle bu şarkıyı kaç günde ezberledin? Bir günde. Ne? Vay vay vay. Ben 5. sınıftan beri hep ezberliyorum. Öyle aklımda kalıyor arada bir tekrar ediyorum oluyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi belki sevgili seyircimiz tam bilmiyordur. Şimdi senin derslerin, sen tek çocuksun. Evet. Seninle ilgili hatırladıklarımı söyleyeyim. Baban galiba pazarda çalışıyor değil mi? Evet. Pazarda çalışıyor. Ve sen devamlı eve teşekkür getiriyorsun. Yok ama ilkokulda takdirdi şimdi teşekkür oldu. Evet. Bu teşekkürden dolayı mutlu değilsin. Mutlu değilsin. Çünkü takdir istiyorsun. Evet. Alamadın takdiri İngilizcen kötü diye. Yok bazı derslerim de var birkaç tane. Ama orta iyi güzel. Birkaç puanla kaçırıyorum onları da. Kaçırıyorsun. Evet. İleride de haber spikeri olmak istiyorsun. Evet. Peki sen boş zamanlarında ne yaparsın mesela? Ben sinemaya gidiyorum işte rap dinliyorum yapıyorum kendim. Ne yapıyorsun? Rap. Yani kendim arada bir yazıyorum işte. Evet. Saklıyorum onları. Beat yapmaya çalışıyorum olmuyor tabii. Bir dakika ne yapmaya çalışıyorsun? Beat hani rap dedim. Altyapı var ya. Beat hani. Evet evet. Yok beatbox değil o. Beat başka bir şey mi? Evet, olmuyor. Beat başka o. Altta çok çalan denedim. Müzik var ya. Evet. Onun kendi altyapısı kendi yapmaya çalışıyormuş. Onu yapamıyorum diyor. Hmm. Kendi şarkısının altyapısı var. Beat yapamıyorsun sonra yapacağım ileride. İnşallah bakalım. İşte futbol oynuyorum arkadaşlarımla arada. Oynamayı bilmesem de birazcık. Nasıl iyi bilmiyor musun futbol oynamayı? Zor ya valla. Ama nasıl özgüvenimiz var? Ezberlemek daha mı kolay şarkı ezberlemek? Kolay kolay gerçekten. Peki hangi mevkide oynuyorsun futbolda? Efendim? Futbolda nerede oynuyorsun? Nerede ben oynuyorsun? Mahalle takımı olduğu için değişiyor her yerde. Ben sen de neyi çok sevdim biliyor musun? Sen çok pozitif bir çocuksun. Sağ olun. Evet yani pozitif bir çocuk derken ne dediğimi anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Hep böyle güler yüzlüsün. Yalnız bir şeyi hala anlayamadım. Geçen sefer finale gidiyorsun dedik ya sana yarı finale. Evet. Bir anda dönüp gittin olsan. İşte çok heyecanlıydım valla. Hepsiz böyle. Tamam bir göz göze baksaydık falan. Odada yalnızdık ne yapayım korktum işte. Annene mi koşmak istedin hemen? Yok, ben öyle gittim. Hayır, ne oldu? Sen seyrettin mi dün akşam yayını? Evet, dedim. Ne yaptığını gördün mü? Gördüm. Yarı finaldesin diyor Hülya, daha se derken sen bir anda gidiyorsun. İşte bu kadar mı dedi, bir şey evet, dedi. Evet, işte bu dedi, gitti evet. Ondan sonra. Peki, ünlü oldun mu? Arkadaşların arasında artık daha çok i̇şte tanıyorsun. İşte oldum, yolda arada bir fotoğraf çekiyorlar. Ooo! Vallahi. Vallahi. Seninle beraber fotoğraf. Ama arada bir ya birkaç kere oldu işte daha yok daha ben yarın sokağa çıkayım olur herhalde. Peki.
Hoşuna gidiyor mu fotoğraf çektirmek? Gitmiyor. Gitmiyor. Utanıyor musun? Evet. Durdur ya, fotoğraf çekelim mi diyorlar? Yok, arada oluyor ya bazen. Rastlıyorum işte. Tamam. Gel çekilelim diyorlar, rap söyle falan diyorlar. Nasıl? Senin şarkı mı söylediler sana? Birkaç kere oldu. Peki, ileride şimdi haber spikeri olmak istiyorum diyorsun. Evet. Yani böyle ciddi haberleri sunup spiker olmak istersin yani, değil mi? İsterim. Peki rapçi olmak istemiyor musun? Şimdi bir yandan... İstiyorum da haberleri ben 5 dakikada sunayım. Haberleri de rap gibi sunacağım. Sen böyle haber sunarsan anlamayız biz bu haberlerden bir şey. Ya ben dizilere geçiyorum işte mevzu. Peki Ali abi nasıl buldun? Oğuzhan'ın konuşması rap'i bastı geçti şimdi bütün. SMS'ler oradan gelir değil mi? İnşallah Oğuzhan. Gelir. He? İnşallah. Bekliyor musun SMS çok? Bekliyorum, bekliyorum valla. Gelir, gelir. Çevrem benim çok çok. Gerçekten. Çevren çevre çok. Geniş mi? Çevre geniş, geniş mi? Geniş, geniş. Oh, oh maşallah. Ama herkes cimri bu devirde valla. Bir şey dedim. Herkes cimri, çok oy atmıyorlar mı? Atmazlar. Bana atacağım atacağım diyorlar işte. Bilmem artık. Atarlar. Hayır sen de bir bak. Ama bir tek çevrenin oylarıyla sen finale gidemezsin. Bizim yarışma çok seyrediliyor ya. O ne? Yüzden çok oy geliyor. Normalde normal seyreden seyircilerimiz var ya, onların da oy atması lazım. Atsınlar o zaman. Onlar da. Peki finale gitmeyi hayal ediyorsun anladığım kadarıyla. Ediyorum, çok iyi projelerim var. Mesela? Mesela ben rapten başka şeyler de söylüyorum. Jazz, pop, rock, türkü falan. Valla. Çok güzel söylüyorum. Jazz, türkü. Yani öyle bir yelpaze yaptın ki şu anda zaten. Jazz, pop, rock filan yani. Bir de türkü dedi, onu duymadın. Türkü dedi sonunda, evet, değil mi? Evet, türkü söylesene bize. Jazz, pop, rock, türkü. Hadi bir şey. Eledim, eledim. Gözlük eledim. Aynalı beşikte canan bebek bele. Rio was basketball bear, yo bear. I become cool man, I be so mad, I be so mad. Hiç yapmaya çalışıyoruz. Sen niye rap söyledin mi diyorsun? Evet. Sen niye yani rap söyledin ya? İlk turda rap söylemişsin zaten. Bu ya turda... Ben bunları sevmem ki fazla, öyle ezberliyorum. Sesim güzel diye söylüyorum yoksa hiç. Bir de sol el de devamlı şöyle bak. Neyin? Yok biz kendi aramızda bir şey. Sol el devamlı bir dayılık içerisinde şöyle. Yok orada beat yapıyor abi. Sevmiyorum ya. O beat mi o? Orada şimdi normalde bir plak olacak, plağı döndürecek orada. Müzikte dınk dınk diyor da onu yaptım. Kafam karışıyor.